Değerli izleyiciler, Baltimore kentindeki fransız Scott Köprüsü'nün yıkılmasına neden olan kazaya ilişkin detaylara şöyle bir bakalım dilerseniz hep birlikte. Francis Scott Köprüsü'nün yük gemisinin çarpması sonucu 26 Mart'ta gelmiş idi talihsiz kaza. Yıkılmasının ardından Baltimore Limanı'ndaki gemi trafiği bir sonraki duyuruya kadar durduruldu. Şu anda 26 Mart'tan bu yana yaklaşık 3 gün 3 gün geçti ve 3 günde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin zararı 45 milyon dolar katlana katlana günlük olarak devam ediyor. Baltimore Limanı'nı şöyle sizler için e, tanıyalım. Nedir? Önemi nedir? Bir kez daha üzerinden geçmekte yarar var. Çünkü yeni tedarik zinciri resmen o kazayla birlikte görüyorsunuz yıkılmış oldu. Roro gemileri için ABD'nin en büyük limanı olarak ifade ediliyor. Değerli izleyiciler Baltimore Limanı ticaret hacmi açısından ülkenin 9. en büyük limanı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Köprü ihracatında ise 2. en büyük limanı olarak ifade ediliyor Baltimore. ABD'nin deniz ticaretindeki payı yani Baltimore'dan ne elde ediliyor ne kadar önemli işte buradaki rakamlardan da göreceğiniz üzere. İthalat için %2.9, ihracat için ise 2.56'lık bir ticaret payının olduğunu görüyoruz. Kaza güzergahını da şurada e, idi, köprünün ayağına e, çarpmış idi ve e, burada da e, Scud e, köprüsü, Francis Scud köprüsü de hemen burada yıkılmış idi. Yaklaşık 3 günden bu yana da herhangi bir trafik akışı söz konusu değil. Bunu da bir kez daha ifade edelim. 2023'te 52,3 milyon tonluk elleçleme gerçekleştirildi. Onun da miktarı 80,8 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Kayıp gerçekten oldukça büyük değerli izleyiciler. Ve otomobil ve hafif kamyon sevkiyatında da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun olduğu liman olarak karşımıza geçiyor. 847 bini aşkın araç elleçilendi diyor e, bilgilerde e, hazırladığımız bilgilerde. Köprüden geçen araç sayısı da günlük 30 ila 35 bin arasında olduğu da ifade ediliyor. Yani bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ölçüde sekteye urattığı ifade ediliyor bu kazanın. Kimisi Rusya'nın Moskova saldırısındaki Moskova'daki konser saldırısının ardından bir cevap olarak ifade ediyor. Tabii ki net bir durum yok. Sadece varsayım, öngörüm olarak ifade ediyor. Kimi ise gerçekten bir kaza, kazanın sebebiyet verdiği ifade ediliyor. Böylesi önemli bir ticaret merkezinde önemli bir güzergahın yıkılmasında kaza olduğu değerlendirmesi de elbette düşünülen senaryolar arasında.